Kuantum evine geldiğimizde, çatıya dokunduğumuzda evin tamamen bir kuantum havuzuna dönüştüğünü ve ışınlanma sesinin geldiğini artık hepimiz biliyoruz. Ama bunun nasıl oluştuğunu hep birlikte bugün keşfedeceğiz. Ve bugün yanımızda Ayşegül, Meryem, Mehmet ve Ebruş'um var. Hoş geldiniz dostlar. Hoş bulduk. Şimdi dostlar, o zaman başlayabiliriz. Haydi gelin beni takip edin. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi eski Mr. Brookhaven'ın evinde çok gizli bir şey keşfettik. Ve bu gizemin asıl sebebini bulacağız bugün. Haydi gelin dostlar, koşun. Eski Mr. Brookhaven'ın evine geldiğimizde, çatıya dokunduğumuzda evin tamamen bir kuantum havuzuna dönüştüğünü ve ışınlanma sesinin geldiğini artık hepimiz biliyoruz. Ama bunun nasıl oluştuğunu hep birlikte bugün keşfedeceğiz. Uf, birileri ışınlanıyor dostlar. Acaba kim geliyor? Oy. Haydi dostlar, beni takip edin. Şimdi ilk görevimiz hastanenin üstündeki postere tıklayacağız. Hop. Ama tabii ki de hayalet çıkarmayacağız. Aa, ben de geleyim, ben de. Arkadaşlar, yeni go kartlarımız gelmişti. Go kartlarımıza binelim. Evet. Hop. Oy. Ben motorla gideyim. Düştüm. Şuna bir gaz verelim. Gide Mehmet. Arkadaşlar, hepsi beni geçti ya. Benim Robux'um yok. O yüzden. Robux'suz bu. Bu Robux'suz ama hız veremiyor. Yok ama hızım yok benim. Evet, ben de hızı verdim. Uuuuhuhu. Şimdi, oh. Arkadaşlar, bu go-kartı gerçekten kullanması da çok farklıymış ya. Hop. Bizi geçmişler. Abla yapma. Arkadaşlar, oh, çıkamadık. Ya bugün inşallah çıkacağım. Hadi, uy. Kankam, merdiven. Arkadaşlar, noobluk hastalığı var, neyse. Sonunda çıktık. Şimdi dostlar, geliyoruz ve buradaki her zamanki gibi posterimizi tıklıyoruz ve buradan bir ateş yakıyoruz. Ateşi çıkardıktan hemen sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Normalde gidip kütüphaneden kitabı alacağımızı zannediyorsunuz ama hiç öyle bir şey yapmayacağız. Çünkü bugün göstereceğim. Bugün göstereceğim gizemleri hiç kimsenin bilmediğine eminim. Ay arkadaşlar, of, şu go kartı döndürmesine kadar zor. Dostlar, hep birlikte hastaneye gelelim. Ama hastanedeydik az önce. Önüne gelelim. Şimdi dostlar, size göstereceğim şeye bayılacaksınız. Hızlı bir şekilde X-ray cihazının içine geliyoruz, tamam mı? Bu arkaya geliyoruz ve buradaki gördüğünüz beyaz kağıtlara tıklıyoruz. Şu an oyunun sesini özellikle açıyorum duyun diye. Bakın, bir gizem sesi geldi. Bu gizem sesi arkadaşlar bizlere göstermek istediğimiz yere götürecek. Hop, ben şöyle bizimkileri bırakıp kaçayım. Şimdi dostlar, çiftliğe gidiyoruz. Haydi gel. Kaçma. Kaçıyorum. Arkadaşlar, hızlı bir şekilde çiftliğe gidiyoruz. Ben go-kart aldım. Ya of, bu arkadaşlar, artık ben şu kaykayı değiştireceğim. Kaykay çok yavaş kalıyor, baksanıza. Go-kart daha hızlı gidiyor. Neyse. Dostlar, çiftliğe geldik ve bu kırmızı binanın içine giriyoruz. Burada en üste çıkıyoruz ve butonumuzu açıyoruz. Nerede buton? Aha! Arkadaşlar, buraya tıkladığımızda bir yazı beliriyor. TS Level 1 aktifleştirildi diyor yani. İngilizce bende ama anladınız siz. Buraya bastıktan sonra bir şeyleri aktifleştirdik. Ve bu Mr. Brookhaven'a ait gizemleri aktifleştirdiğimizin ilk kanıtı. İkinci olarak ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Eski Mr. Brookhaven'ın evine gidiyoruz tekrardan. Kanka, gel sırtıma bin. Ah, tamam kanka. Ama otururken bindiremezsin ki. Oo! Aa, kanka, hadi gidelim. Kanka çok şişkoyuz, diyemiyoruz. Kanka kaymayayım da. Ay. Ne? Eski Mr. Brookhaven'ın evine gidiyoruz. Oh! Çarpışan arabaya benzemiyor mu? Evet arkadaşlar, çarpışan arabalara benziyor. Ya Ayşe kanka. Kanka sorry. Ben seni kanka. Terk ediyorum. Ben seni terk ediyorum, hemen kendime yeni bir go-kart çıkarayım. Arkadaşlar, madem ben araba paketine para verdim, o zaman biz şu premium alalım da bizimkileri bir ezip hızlı bir şekilde gidelim bak. Mesela dur. Ferrari'ye mi bineceğim? Hayır dur. Araba paketlerindekine bineceğim arkadaşlar. Aha da buna bineceğim. Bu da go-kart ama. Ben de istiyorum. Sadece paketli arkadaşlar ve buna canlı yayında ben toplam 800 Robux vermiştim ya. Ay çok gitmişti. Ama olsun. Gizemler için değer dostlar. Şimdi eski Mr. Brookhaven'ın evine hızlı bir şekilde geri geldik. O
Hops. Şimdi dostlar, buraya geldiğimizde bu TS level 1 yazısıyla ilgili gizemi yapacağız, tamam mı? İlk olarak buzdolabının şu aralığına geliyoruz, tamam mı? Ben bunu şimdi size freecam'le göstereceğim nereye bastığımızı. Bakın, burada bir buton var arkadaşlar. Bu da yeni gizemlerle ilgili. Ops, ben bir tıklayabilirsem. Şöyle arkadaşlar, iyice yanaşıp tıkanılması gerekiyor. Çok zor bir yerde. Hah, bak bak. Aha da tıkladım. Arkadaşlar burada diyor ki 7 tane enerji kristali aktifleştirildi. A19 numaralı işte senkronizasyon falan filan diyor. Bunlar tamamen bu evin gizemleriyle ilgili. Hızlı bir şekilde nereye gidiyoruz şimdi biliyor musunuz? Hastanenin çatısına gidiyoruz dostlar. Ay benimki nerede? Aha buradaymış. Mehmet! Ya hız Mehmet ya. Beni de bekleyin. Abla bana gel. Tamam. Oh Ebru'şum beni götürüyor. Koş gidelim. Öyle. Gidelim abla. Haydi gidelim. Sen gelme Mehmet. Evet. Arkadaşlar şimdi tekrardan Mr. Brocken'ın gizemi için 7 tane enerji kristalini aktifleştireceğiz ve evdeki kuantum havuzunun sırrını çözeceğiz. Hop. Teşekkür ediyoruz Ebru'cum bu konforlu seyahat için. Ops. Oh, bir de burayı çıkabilirim. Rica ederim abla, ne demek. Şimdi dostlar, çatının tam en üstüne çıkıyoruz ve 7 tane toplam kristal topluyoruz ve bu topladığımız kristallerle bir şey elde edeceğiz. Bakalım Mr. Brocken'ın evinde neler olacak. Dostlar bir tanesi burada, bakın tırnak kuantum. Ya ben tıklayacaktım. Meryem tıkladı. Bir daha tıklayayım. Hop. Ya yine ben tıklayamadım. Arkadaşlar. Neredesiniz ya? Dostlar tıkladım ve bir tane enerji, yani birinci enerji kuantumu aktifleştirildi diyor. Ayşe bak burada tam. Arkadaşlar bu tırnak kuantumunun orijinalini de alacağız ama bunlar küçük tırnak kuantum. Bu ilkini aldık. 7 tane toplam toplayacağız ve ardından gerçek tırnak kuantumu alıp Mr. Brocken'ın evine gideceğiz. Bakalım bizi ne bekliyor. Bir tanesini bulduk, şimdi ikincisini gidiyoruz. Arkadaşlar ikincisi için nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Hızlı bir şekilde kiliseye gidiyoruz, tamam mı? Şimdi ben yine kendime şundan çıkarayım. Aha bende bu da varmış. Oo arkadaşlar kocaman hem de. Yanlış. Traktöre mi biniyor? Ha yok. Beni de al, beni de al. Sen bin. Ah tamam. Abla hop. Ben gelemiyorum. Yavaş oluyorum. Şimdi dostlar hızlı bir şekilde kilisenin içine gidiyoruz ve ikinci kristalimizi alıyoruz. İkinci kristalin yeri de hemen buradaki saksının arkasında. Hop. Hop. Ben tıkladım ilk. Arkadaşlar tıkladıktan hemen sonra ikinci kristal, enerji kristali de aktifleştirildi yazısını zaten yukarıda görüyorsunuz, tamam mı? Bizimkiler de yapsınlar. Şimdi üçüncüsüne gidiyoruz. Dostlar bu gizemi bana bir kardeşimiz Instagram'dan yollamıştı. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Sizler de bulduğunuz gizemleri bana Instagram'dan yazmayı unutmayın veya yorumlara da yazabilirsiniz. Hop. Şimdi ikincisini aldık dostlar. Üçüncüsüne gidiyoruz. Üçüncüsü nerede biliyor musunuz? Mr. Brocken'ın evine gidiyoruz tekrardan. Dostlar bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu kristallerin hepsi tek tek çıkıyor. Yani önce birincisini, ikincisini alacaksın. Üçüncüsü ondan sonra çıkıyor. O yüzden bu şekilde tekrar geldik. Hop. Ah. Mehmet kusura bakma. Yapıştım. Sinek gibi. Arkadaşlar üçüncü kristal tam olarak şurada, bakın görüyorsunuz. Tam şurada. Ve ben tıkladığım için üçüncü enerji kristalini aktifleştirildi yazısını zaten sağ üstte görüyorsunuz. Üçüncüsünü de aldığımıza göre artık dördüncüsü için yola çıkabiliriz. Atlayın. Üçüncüsü nerede? Üçüncüsü bak nerede biliyor musun? Gel. Gel. Burada. Gel. Gel. Bak. Nerede? Şu arada abla. Bak. Heh. Aa abla buradaymış. Evet. Teşekkür ederim. Aa yabama ikinci adı getiriyorum. Geç abla. Hadi gidelim abla. Ah binebilirsin. Ya Mehmet. Mehmet beni trolleme. Abla yok binemem. Ama benim arabama gel. Bindim. Şimdi dostlar nereye gidiyoruz biliyor musunuz? 34 numaradaki estate evin oraya gidiyoruz. Dördüncü enerji kristalini oradan tıklayıp alıyoruz. Ops, ah çok gittik. Heh. Evet dostlar dördüncü enerji kristali de tam olarak şuralarda bir yerlerde olması gerekiyor. Bunu biraz arayalım. Aha da burada bak gizlenmiş. Tam ayaklarımızın dibinde arkadaşlar şöyle uçta. Ya bir çekeyim göremiyorum. Freecam'le göstereyim. Ben de göremiyorum. Arkadaşlar buraya saplanmış. Şimdi bizimkiler tıkladığı için gitti. Birazdan tekrar gelecek ve ben de tıklayabileceğim. Heh. Tıkladım. Dördüncü enerji kristali de aktifleştirildi yazısını gördünüz. Hemen gidiyoruz ve beşinci enerji kristalini almaya çalışıyoruz. Şimdi 5. enerji kristali de tekrardan arkadaşlar çiftlikte. Bunların hepsini ayrı ayrı yerlere özellikle koymuşlar. Bunları bulduktan sonra arkadaşlar Mr. Brocken'ın eski evindeki
Bunları kullanmak hala alışamadım. Çarşan araba gibi. Peki Batman'in arabası. Evet, sanki Batman'in arabası. Batman diyor. Gerçekten doğru. Ezdik abla. Araçlar dolu yollar. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar drift özelliğini ben aktifleştirmedim galiba ya. Bu arada bunun şeylerini de değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Tekerlekleri. Bak tekerleklere bakın. Tekerlekler değişiyor. Haha şöyle troll yüzlü kalsın. Neyse dönelim biz 5. kristal arkadaşlar. Çiftliğe geliyoruz ve buradaki saman balyasının arkasına tıklıyoruz. Tam olarak şurada olması gerekiyor. Ay nerede? Ay burada değil mi? Durun. Arkadaşlar saman balyasının arkasında. Üst katta da olabilir. Hızlı bir şekilde arayalım. Ama geldiğimizi gördü ya, kaçtı. Evet ya, nerede? Aa. Yok galiba. Ha durun durun. Burada burada bir şey var. Hayır dur. Nerede bir şey var? Mehmet kağıt ya. Var. Ya söyleme o değil, dur. O başka gizem. Şimdi dostlar at çiftliğine gideceğiz. Pardon, 5.'si at çiftliğindeydi. Ben karıştırdım birazcık. Şimdi hızlıca 5.'si için at çiftliğine gidiyoruz ve oradaki saman balyasına tıklıyoruz. Hop. Oh. Ah. Çarpıştılar. Şimdi aha da burada arkadaşlar görüyorsunuz. 5. enerji kristaline tıkladığımızda zaten üstte yazıyı görüyorsunuz. 5. kristali aldıktan sonra hızlı bir şekilde 6. kristal için yola çıkıyoruz. Şimdi 6. kristal nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Nerede? 33 evet, numaradaki abla. Estate evde. Oh. Şimdi az önce 34 evet, numaraya gitmiştik ya arkadaşlar. Şimdi kilise sokağının üst katındaki, üst sokağındaki estate evin oraya gidiyoruz. Ve oradaki gizli tırnak kuantumu alıyoruz. Ve ay çok az kaldı bu arada arkadaşlar. 6.'sını alıyoruz. 7.'sini aldıktan sonra da asıl bombastik şeyler o zaman olacak. Bakalım gizemi tamamlayabilecek miyiz bugün? Of, bu araba beni deli etti bugün. Neyse. Burada çok gizemli olaylar dönüyor. Evet arkadaşlar, Broken'ın gizemlerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Şimdi dostlar, şuralarda bir yerlerde bir tırnak kuantumumuzun olması gerekiyor. Aa burada mı? Yok, burada değilmiş. Bir arayalım arkadaşlar yerini. Şuralarda... Aha da buldum. Tamam. Dostlar tam olarak şurada. Buna da tıkladığımızda 6. enerji kristali aktifleştirilmiş oluyor. Ardından 7.'sine gidiyoruz. Şimdi 7.'si nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Gidelim. 7.'si tekrar çiftlikte. Az önceki gittiğimiz yanlış yer var ya, tam olarak orada. Çiftlikte arkadaşlar bir balyanın arkasında olacak. Bu arada bunların hepsini tek tek yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kanka iyi misin? Sakin ol. Oh. Abla beni bıraktınız. Mehmet kusura bakma ya. Oy. Heh. Atladık ve geldik arkadaşlar. İşte 7. ve sonuncusu. Şimdi arkadaşlar enerji kristalleri... Ooo! Işınlandım. Bir şey çıktı. Dostlar şey çıktı. Tıklayınca ışınlanıyorsunuz. Bakın ben buraya ışınlandım. 7.'ye tıkla görürsün. Arkadaşlar. Elim parlıyor. Evet arkadaşlar, şimdi karşıda Ayşegül'ü gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi Ayşegül yok, de... Yok nerede? Saman balyasının arkasında. Çiftlikte. Arkadaşlar Ayşegül'ü de görüyorsunuz. Karşıya ışınlandı. Ben de tam olarak buradayım ve elimizde artık bir kuantum var. Bakın. Kanka bir şey ekleyeyim mi? Evet. O sıra biz onu ekleyince samanın üzerinde bir kağıt belirdi. Evet, şimdi o kağıda da gideceğiz dostlar. Hop. Şu kimin bilmiyorum da çalalım. Meryem'inmiş. Meryem! Kusura bakma, çaldım biraz. Şimdi dostlar. Buraya tekrar dönüyoruz çiftliğe. Şimdi şu saman balyasının burada. Aha! İşte bir yazı belirdi. Hemen bakalım. Oh! Ah göremiyorum arkadaşlar tam olarak. Şimdi burada ne diyor biliyor musunuz? Yüksek voltajda... Efendim? Abla abone olup like atsınlar bari, bu kadar da biliyorsa. Arkadaşlar bakın, bu kadar gizeme bir aboneliği de çok görmeyin bence artık ya. Bir abone olalım lütfen. Şimdi dostlar burada... 3 milyon oldu abi. Evet dostlar, 3 milyona çok az kaldı, lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi burada gördüğünüz gibi Mr. Broken'e ait bir not var. Bu notu hemen sizlere söylüyorum. Burada diyor ki bu enerji yüksek gerilim, bu enerji için yüksek gerilim gereklidir. Öğretilecek ders hiçbir tehlikenin olmadığıdır. Mr. Broken. Burada Mr. Broken'e ait bir not var arkadaşlar. Zaten altında da Mr. B yazıyor. Şimdi dostlar çok güzel. Şimdi ikinci gizemi, bug'ı yapacağız ve ardından daha kuantum dolu odaya gideceğiz ve bakalım oranın sırrı tamamen açılacak mı?
Ayrıca arkadaşlar eski Mr. Brocken'ın evindeki kuantumla ilgili elimizde de kuantum varken büyük ihtimalle bir şeyleri başaracağız. Evet dostlar, ikinci olarak nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Artık tırnak kuantum görevini tamamladık ve başkanlık ofisine gidiyoruz. Başkanlık ofisine geldiğimizde burada gördüğünüz yüksek voltaj şeyleri var. Az önce Mr. Brocken'ın bize yazdığı notu hatırlıyor musunuz? Bu şeyi aktifleştirmek için yüksek voltaj gereklidir yazıyordu notta. Az önce okudum ya. O nottaki yazan şeye göre arkadaşlar şunları aktifleştireceğiz. Bunlar burada yeşil olacak arkadaşlar. Kırmızıydı az önce ama biz tamamen yeşile dönüştürdük. Şimdi size arkadaşlar hastanedeki gizemli objeyi, hatta ameliyat objesini göstereceğim. Ve bu objeyle Mr. Brocken'ın evine gideceğiz. Eski evine, ve bakalım neler değişecek. Bu arada ışınlanma tahtasını da yapacağız. Yani kardeşimizin bize Instagram'dan ulaşıp yazdığı şeye göre ışınlanma tahtasını da en son aktifleştirdikten sonra Mr. Brocken'ın hayaletini görebiliyormuşuz. Öyle bir şey yazmıştı. Doğru mu değil mi? Hep birlikte keşfedeceğiz. Hep beraber arkadaşlar MR cihazının, X-ray cihazının arkasına geliyoruz. Dostlar şu X-ray cihazındakiler bir çıksın buradan. Çıkın çıkın. Ne yapıyorsunuz siz burada? Allah istemez. Kapana kısıldılar. Ne bileyim ben. Aynen. Hiç girmemiştim ki buraya. Tamam. Şimdi dostlar arkaya gelin ve beni takip edin. Sizi bambaşka bir yere götüreceğim. Gelin bakın. Gelemiyorum. Ha gel. Oy arkadaşlar, buna tıkladığımızda çok değişik bir ses duyduk. Ne? Nerede? Gel gel, buradayız, gel. Gel. Gel kankacım. Bir şey tıklayacak mıyım? Gel. Şimdi dostlar normalde bu köşedeki bıçağı almamız gerekiyor. Ama şöyle yapalım. Abla. Efendim. Abla acaba Mr. Brocken'ın şey getirir mi? Uzaya çıkma getirir mi? Arkadaşlar bir dakika. Şu yukarıdaki lamba yanmaya başladı. Fark ettiniz mi? Bu lamba yanmıyordu. Arkadaşlar gerçekten yanmıyordu. Abla sen nasıl fark ettin? Ama bak diğeri yanmıyordu, bu yandı. Birden bir ışık çıktı. Bu arada dostlar bu yerdeki neşter gibi, bıçak gibi bir şey var ya, bunu almamız gerekiyor ama almamıza izin vermiyor. Ops. Büyük ihtimalle başka acaba? Bir gizemden dolayı. Şimdi dostlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuraya bir aşağıdaki butona tıklıyorum, bak mavi buton. Heh. Buraya geldik. Burada bir değişiklik olmuş mu bunu inceleyeceğim. Şu en baştaki havuza da gideceğim. Bu da arkadaşlar kuantum havuzu gibi bir şey. Şu an ayrıca iki elimden birden çıkıyor kuantum. Neredesin sen kanka? Oradaki masanın altındaki mavi butona tıklayacaksın kanka. Tıkladım. İyi tıklayamamışsın, gelmedin. Hepiniz gittiniz mi? Evet. Ben nasıl tıklayacağım onu? Ben tıklayamıyorum. Şimdi ben sizin yanınıza tekrar geleceğim. Oh, aa ne oluyor? Ne alaka? Nasıl buraya ışınlandık? Arkadaşlar. Meryem de geldi benimle. Arkadaşlar normalde buraya gelmiyorduk. Gerçekten çok değişik bir gizem buldum. Arkadaşlar normalde tıkladığımızda direkt havuzun içinde beliriyorduk ama bizi buraya attı. Çok merak ettim. Ay. Meryem koş bakalım ne oluyor. Ofisiniz? Arkadaşlar neredeyiz biliyor musunuz? Mağaradayız. Mağaranın önüne attı Meryem de beni. Işınladı bizi. Nereye tıkladınız ki? Nereye tıkladınız? Kuantum havuzundan geldik. Buradan sonra ne oluyor? Bizi buraya yönlendirdi oyun arkadaşlar ama buradan sonra gizemlerle ilgili elimizde pek bir şey yok. Şimdi benim aklıma ne geldi biliyor musun Meryem? Meryem gerçek tırnak kuantumu çıkaralım. Gerçek tırnak kuantumun yeri burası. Bak bizi özellikle buraya getirdi arkadaşlar. Abi niye gaza geliyor? Efendim? Abi niye gaza geliyoruz öyle heyecanlı? Ama Meryem normalde bizi buraya getirmiyordu. Arkadaşlar bakın şimdi bak tekrar deneyeceğim. Ve neden heyecanlandığımı ve neden böyle olduğunu anlayacaksınız. Şimdi normalde hastaneye hemen gideyim. Mesela neye bineyim? Hızlıca şuna bineyim. Hastaneye gidip tekrar kuantum havuzuna ışınlanacağım. Ama öncesinde ne yapacağım biliyor musunuz? 11 numaraya tırnak kuantum olan... Bir dakika. Elimizdekinin bir tanesi kaldı bu arada. Arkadaşlar tırnak kuantum alacağım. Bir saniye. Gerçekten değişik bir şeyler oluyor. Şimdi tırnak kuantumu aldığımız evi bulmaya çalışıyorum. 3 çatılı ev. Aha da bu.
Şimdi arkadaşlar, açılsın 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 açılsın, ha çabuk çabuk. Şu üste çıkacağız ve tırnak kuantumu alacağız. Tıkla tıkla tıkla. Hop. Aha arkadaşlar, işte tırnak kuantumu aldık. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz dostlar? Hızlı bir şekilde hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gidip bizimkilerin oradan bir daha ışınlamayacağız. Bakalım bizi nereye atacak? Kanka, beni mağaraya attı. Evet arkadaşlar, normalde mağaraya atmıyordu. Tam olarak şeyde başlatıyor. Bu gemi var ya bak. Şimdi yapınca anlayacaksınız arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayanlar anladı zaten, bu oyunu gizemleri bilenler. Ama ben şimdi anlatacağım hadi tekrar. Abla. Şimdi dostlar. Buraya alt üst edelim. Hadi edelim. Şimdi dostlar, normalde buraya gelip şuradaki mavi butona tıkladığımızda buraya geliyoruz. Bu çok eski bir gizem. Buraya kadar okey. Kankacığım, lafını kesmek gibi olacak, evet, ama. Evet kuzum, söyle. Şu an mağaradayım. Bu şey var ya. Tırnak kuantum var. Medisin gölü. Evet gölü. Kanka. Evet. Şimdi bakın dostlar, normal şartlarda gelip buraya tıkladığınızda ve şu arkadaki butona tıkladığınızda, aha işte burada oluyorsun. Ve bizi işte buraya ikinci kere ışınlıyor. Arkadaşlar gerçekten bir şey aktifleştirdik. Bakın normal şartlarda o havuzdan çıktığımızda, hastanenin oradaki havuzdan çıktığımızda az önceki gibi tam olarak şuraya ışınlıyor bizi, tamam mı? Tam olarak burada getiriyor ve gitmemizi istiyor. Ama şu anda ikinci kere ışınlayıp buraya atıyor arkadaşlar. Özellikle buraya gelmemizi istiyor. Çünkü burada tırnak kuantum oluşuyor. Biz tırnak kuantumla ilgili bir şey yapmamızı istiyor. Şimdi bir buradaki tırnak kuantumu oluşturduktan sonra şuralara gelip bir şeyler deneyeceğim. Bu arada elimizdeki kuantum hala duruyor ve buraya doğru ilerliyoruz. Mağaradayız Meryem. Açıl susam açıl. Evet dostlar, buraya geldiğimizde yine bir şey yok ama ben burayı bir freecam'le inceleyeceğim. Bakalım bizim göremediğimiz bir şey mi aktifleşiyor? Hop, şöyle altlarına falan iyice bakacağım. Normalde olmayan bir şey arkadaşlar. Bizi bu şekilde ışınlamıyor çünkü. Bu tırnak kuantumu aktifleştirdikten sonra iki kere ışınlıyor. Şimdi dostlar, buraya kadar okeyiz. Ne yapalım biliyor musunuz? Hızlıca 11 numaraya gelin ve bu kitap gizemini çözelim. Ardından ışınlanma tahtasıyla birlikte eski Mr. Broken'ın evindeki kuantum dolu eve gidelim ve oradaki kuantumla ilgili bir gelişme olacak mı onu test edelim. Gerçekten Mr. Broken oluşacak mı onu çok merak ediyorum arkadaşlar. Yani bana çok doğru gibi gelmedi ama siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen şu an chat'e yazmayı unutmayın. Ben bu arada şu an chat'i de okuyorum sizin için. Bakalım ne bekliyor bizi. Şimdi dostlar, zaten postere basmıştık. Bizim Ebruş.com hemen almış kitabı. Biz de gelelim ve buraya alalım. Ah, bu kitabı çıkarabilmek için de arkadaşlar zaten hastanenin üstündeki postere tıklamanız gerekiyor. Şimdi buna tıkladığımda da zaten gizem sesini duyuyorsunuz. Buraya kadar okeyiz. Hemen geliyoruz buraya. Dostlar şimdi bu elimizdekiyle şuraya tıklıyoruz. Tamam, bizimkiler tıklamış. Buradaki hayaleti çıkarıyoruz. Kardeşimizin söylediğine göre buna benzer bir hayalet eski Mr. Brokehan'ın evinde de oluşuyormuş. Ay arkadaşlar çok fena, gerçekten çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Evet. Şimdi şuraya bir tıklayalım. Oo arkadaşlar ya, olmuyor. Ah, ay bir şey unuttuk. Arkadaşlar biz çubuğu çıkarmayı unuttuk. Ne yapalım biliyor musunuz? Hemen 11 numaraya tekrar gelelim. Mehmet burada kalmış bu arada. Şimdi dostlar, Noel Baba'nın evini çıkarıyoruz ve onun yatağının altındaki butona basıyoruz ve çubuğu alıyoruz, çubukla deniyoruz ve ışınlanma tahtasını oluşturuyoruz. Hemen Noel Baba'nın evini çıkarıyoruz. Çok heyecan bastı arkadaşlar. Garip bir şeyler olacak. Bakalım ne olacak. Çok çok heyecanlıyım. Ya. Efendim. Keşke gerçek hayatta da böyle şeyler olsa da çekseydi. Ya evet arkadaşlar, gerçek hayatta da böyle şeyler olsa da, gerçekten ben böyle gizemlere bayılıyorum. Yatağın altındaki butona hızlıca tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi ışığını yaktık. Ve bir dakika durun, oraya gitmeden şuradaki gizemi de göstereyim arkadaşlar, hazır gelmişken. Burada da arkadaşlar bir ışınlanma butonu var, kuantumla ilgili bir şey. Bunun gizemi de çok ayrı bir gizem arkadaşlar, eskiden olan bir gizem. Ama şu an bunu sadece göstermek istedim. Hızlıca çubuğu almaya gidiyoruz. Hemen ne yaptım? Kaykayıma bindim. Ve nereye gidiyorum biliyor musunuz? Hop. Bu köprünün altında bir çubuk vardı ya, onu alacağız arkadaşlar. Ve geleceğiz. Müzedeki yere dokunacağız.
Sonra da ışınlanma tahtasını aktifleştireceğiz. Yapacaklarımız bunlar. Abla, çana basmadık. Nereye? Ha, çana basmadık. Doğru. Doğru. Gizemler birbirine karıştı arkadaşlar. Çana basmadan olmuyor. Hemen gidip çana basalım o zaman. Hop. Koş koş koş. Koş. Basıyorum ben. Bakayım. Aha. Aa! Bastım abi. Arkadaşlar, Meryem basınca da ışık çıkıyor oradan. Bakın. Bir daha bas Meryem. Vallahi arkadaşlar, baksanıza kuantumla ilgili bir şey oluyor. Freecam'le hemen gösteriyorum. Bakın, burada bir şeyler oluyor. Garip bir şeyler. Bu ne? Ha, lambaymış arkadaşlar. Bir şey, buton sandım. Dostlar, buradaki kuantumu görüyorsunuz hepiniz değil mi? Üçgen kuantum var burada. Ve tam olarak buraya geliyor. Kilisenin tam üstünde arkadaşlar. Şimdi ben kilisenin üstüne gidip oradaki şeyi de aktifleştireceğim. Ah, düştüm ya. Arkadaşlar, çok heyecanlı. Aşırı heyecan bastı beni. Yeni gizemler geliyor. Sıkı durun. Herkes sıkı dursun. Bu arada lütfen abone olup bir like atmayı unutmayın dostlar. Yakında 3 milyon olacağız. Bu yüzden desteğinize çok ihtiyacım var. Ne? Hop. Çabuk geldi abla. Ben şuna da bilerek basacağım arkadaşlar. Bir tekrar şeye basacağım, çana. Bakalım ışık yanacak mı? Evet, tekrar arkadaşlar, gördüğünüz gibi kuantuma benzer ışık yanıyor. Hadi gidelim. Aa, Ayşe kankam almış beni. Hadi gidelim. Gidelim, seni çubuğun yanına götüreyim. Hadi gidelim, çubuğu alalım ve bakalım neler oluyor arkadaşlar. Of. Ben şu gizemlere bayılıyorum ya. Brookhaven'da şu gizemler olmasa ne yapardık arkadaşlar? Çok heyecan verici ya. Aha da çubuğumuz. Ne yapardık abi? Evet ya. Aha da çubuğumuz geldi. Haydi bakalım. Dostlar, şimdi çubuğu aldığımıza göre hemen müzeye gidiyoruz. Müzeye gidiyoruz ve oradaki kuantumların üstüne bunu böyle salladıktan sonra bir ışınlanma sesi elde ediyoruz. Ardından da Mr. Brookhaven'ın evine gitmek için. Bir dakika. Elimizdeki şey gitmiş. Kuantum. Hani? Aa! Ya arkadaşlar, elimizdeki kuantum gitmiş, olamaz. Abla, bende var. Bakayım. Hayır hayır, elimiz ışıldıyor ya. Elimizi parlıyordu ya. Elimizdeki ışıldama kuantumu gitmiş ya arkadaşlar. Bunu bir daha aktifleştirmemiz gerekiyor. Bunu hızlı bir şekilde aktifleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. X-ray cihazındaki kitaplara tıklayıp aktifleştirip hızlı bir şekilde yapalım. Çünkü elimizde kuantum olması gerekiyor arkadaşlar, bu gizemi tamamlayabilmemiz için. Yani kardeşimizden gelen gizem için. Hop, ah, çık 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 çık. Şimdi şuraya tıklıyoruz. Eski Mr. Brookhaven'ın evi için arkadaşlar, hızlı bir şekilde nereye ışınlanıyorum biliyor musunuz? Tamam, şurası iyi. Otele ışınlandım. Eski Mr. Brookhaven'ın evine gidiyorum. Elime kuantum alıp gitmem çok önemli arkadaşlar. Elimizde kuantum olursa asıl gizemle ilgili bir şeyler elde edebiliyormuşuz. Hemen gidelim ve deneyelim. Hadi hadi. Ah, yanlış yöne gidiyormuşum arkadaşlar ya. Çabuk 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 ya. Şuna biraz daha hız basacağız ya. Ben şu hız paketinden biraz daha mı alsam, ne yapsam? Evet. Neredesin kanka? Ben neredeyim biliyor musun? Eski Mr. Brookhaven'ın evindeyim. Şu kristalleri aktifleştireceğim. Aa, üçüncüsü diyor. Tamam, o zaman direkt ben sonuncusunu alayım çiftliğe gidip. Aktifleştirilmiş olarak gözüküyor arkadaşlar. Hızlıca çiftliğe gidelim o zaman. Çiftlikteki son şeyi çözdükten sonra zaten bize direkt kuantum verecek. Hop. Bakın şuradaydı. Aha, tamam, burada hala. Arkadaşlar, direkt çiftliğe gelin. Aa, aha, geldi. Işınlandı ya. Arkadaşlar, şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz? Mr. Brookhaven'ın evine gidiyorum. Bakalım neler olacak. Ay, büyük an geldi dostlar. Büyük an geldi. Bakalım bizi ne bekliyor. Hemen bu elimdekiyle birlikte Ebru şeye git. Çiftliğe git. Çiftlikten şu eline şeyi al. Bak, benim elimdeki gibi kuantum al, öyle gel deneyelim. Arkadaşlar, eğer abone olup like attıysanız, hazırsanız şimdi başlıyoruz. Bakalım ne olacak? Bizi ne bekliyor burada? Evet, buraya tıkladık. Işınlanma tahtamız da var. Abla, bu tahtama çok güzel ya. Efendim? Aha. Bu tahtama abla. Evet, çok güzel. Şimdi dostlar, şöyle bir şey deneyeceğiz. Burada ışınlanma sesini duyuyorsunuz, tamam mı? Meryem, sen burada dur ve buradaki
Kuantumun gitmesine izin verme. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Çiftliğe gideceğim ve ışınlanmaya tekrar basacağım. Belki beni Mr. Broken'ın evine ışınlayabilir diye düşündüm. Hadi bakalım beni nereye ışınlayacak? Kristal gücü aktifleştirildi. Yine buraya ışınladı arkadaşlar. Bir kere daha deneyeceğim. Bu kez elimde tırnak kuantum varken tıklayacağım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Aa, izin vermiyor. Bakalım bakalım bakalım. Buraya ışınladı arkadaşlar ya. Ama fark ettiyseniz arkadaşlar tam şu altından bir ışık çıkıyor. Bunun içine freecam'le girip baktığımızdaysa maalesef hiçbir şey gözükmüyor. Yani en azından bir kuantum parçası ya da bir ışınlanmayla ilgili bir şeylerin olmasını istiyordum. Şurada bir filmimiz vardı. Film hala duruyor. Bakalım. Meryem'in yanına gidelim. Hop. Bir bakalım bir değişen bir şey olacak mı? Aa arkadaşlar şeyi deneyelim. Durun durun ben onu söylemeyi unuttum. 11 numaraya gideyim. Ay 17 numaraya. Ha şuraya. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Tabutun arkasına basıp ışınlanacağım. Bakalım nereye gidecek? Geldim. Buraya tıkladım. Bu arkadaki butona tıkladım. Beni yine buraya ışınladı. Ayşe'yi de hatta karşıya ışınladı. Tamam. Dostlar o zaman diğer gizemi yapalım. Bakalım ondan sonra ne değişecek? Değişen bir şey oldu mu Meryem? Bir freecam'le gidelim dostlar. Bakalım bu evde, bu evde değişen bir şey oldu mu? Bu arada ben yine ışınlanma seslerini duyuyorsunuz burada. Aa evin altına bakın. Arkadaşlar evin altı, evin altı sapsarı gözüküyor. Altın gibi. Bakın tam olarak şurası. Ama bir de şu patlama yeri var ya abla hani. Evet. Abla orada ekranı döndürürsen o şimşekler falan da dönüyor. Nerede? Yani abla benim olduğum yerde ekranı böyle çevirirsen o şimşekler de aynı yere gidiyor. Aa, arkadaşlar hemen deneyelim. Ya zaten dostlar fark ettiyseniz siz de burada ışınlanma tahtası var. Bu ışınlanma tahtasıyla bir yerlere ışınlanılıyor bu evden. Bundan eminiz zaten. Ama bunun için bir şey gerekiyor. Kardeşimiz bize dedi ki abla eline bu kuantumu aldıktan sonra ışınlanabiliyorsun ya da Mr. Brookhaven geliyor dedi. Ya ikisini de söyledi hani bir şeyler oluyor dedi ama biz tam olarak yapamadık. Bir şey mi eksik yaptık? Neden böyle oldu bilmiyorum. Şöyle çatıya çıkalım. Bir Meryem dediğine bakalım arkadaşlar. Şimşek çakması gibi oluyor. Bir de tam olarak şuraya denk geliyor arkadaşlar. Şuralarda yok, bir buton falan gel, yok. Gel bak benim olduğum yere. Hemen gidelim bir. Ah. Çık 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 çık. Abla benim durduğum yerde dur abla. Geliyorum. Hop. Abla neredesin? Aşağıdayım. Ha, pardon Ayşe'yi de karıştırdım seni. Heh. Abla ekranı döndür. Aa evet arkadaşlar bunlar hareket ediyor fark ettiyseniz. Bizimle birlikte evet, dönüyor. Zaten bu sihirli bir şey arkadaşlar kuantum dediğimiz şey. Zaten artık bunu hepiniz biliyorsunuz. Söylememe bile gerek yok. Şimdi dostlar diğer gizemi de gerçekleştirdikten sonra buraya tekrar döneceğim. Buranın büyük bir gizemi var. Büyük ihtimalle buradan ışınlanacağız ya da birisi buraya ışınlanacak. Onu hep birlikte göreceğiz. Bakalım neler olacak. Şimdi hızlı bir şekilde nereye gidiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ben artık şu go kartı çıkarayım. Hızlı bir şekilde okula gidiyoruz. Diyeceksiniz ki abla ne alaka okul şimdi Brookhaven'ın eviyle falan. Göreceksiniz arkadaşlar. Göreceksiniz yine bir kuantum krizi yaşayacağız. Hop. Abla böyle patlama gibi mi? Evet. Sıkı durun. Dostlar biz en son belediye binasındaki bu yüksek voltajları aktifleştirdik ya. Ardından buraya geldiğimizde gizemli bir kapı açılıyor. Bakın zaten aslında dikkatli bakarsanız şurada gözüküyor. Hazır mıyız? Eğer like'lar ve abonelikler yerini aldıysa, abone olunduysa giriyorum. İşte okulun gizli yeri. Arkadaşlar buradaki tırnak kuantumu da artık fark etmişsinizdir. Elimdekinin aynısı. Şimdi burada bir not var arkadaşlar. Notu okumadan önce şurada rastgele 3-5 tane sayı var arkadaşlar. Bu sayıları bir şekilde gerçekleştirip burayı aktifleştirmemiz gerekiyor.
Ve burada da arkadaşlar toplamda 6 tane tırnak kuantum var. Bu tırnak kuantumun gizemini hep birlikte yapacağız. Bu arada biz 7 tane aktifleştirdik ya arkadaşlar videonun başında. Bak 3 burada, 3 burada, 6, bir tanesi de burada. 7 tane. Bakın doğru olmadığı için dıt diyor. Dostlar ne yapıyoruz? Şuradaki şeye geliyoruz, yazıya. Burada Mr. Broker'ın bizler için yazdığı bir yazı var arkadaşlar. Şu şekilde. Bu yazıyı da hemen bakayım. Diyor ki burada arkadaşlar, İngilizce yazıyor bende ama ben size Türkçesini hızlıca söyleyeyim. Diyor ki buranın gizemini çözmek için okuldan belli başlı bir kod, belli bir numara bulman gerekiyor. Hemen okulun içine gidiyoruz ve kodu buluyoruz. Haydi gelin dostlar, haydi gelin. Çok değişik şeyler oluyor. Gerçekten çok değişik şeyler oluyor. Şimdi okulun içine giriyoruz dostlar ve genellikle saksıların dibinde bir not olacak, tamam mı? Hepimiz iyice arayalım. Bu her yerde olabiliyor ve sürekli değişiyor. Server'dan server'a da değişiyor, haberiniz olsun. Bizim bulduğumuz yerde siz bulamayabilirsiniz. Aramanız gerekiyor. Mesela buralarda yok. Bir üst kata çıkacağım. Üst kattaki yerlere bakacağım. Mesela şuradaki saksının arkasına bakacağım. Şu tarafına bakacağım. Burada da yok. Şuraya da bakacağım. Buraya da bakacağım. Burada da yok. Şu küçük olanına bakalım. Burada da yok. Hemen şuraya bakalım. Burada da yok. Zaten bu tarafta başka saksı yok. Üst katta başka saksı göremedik. Hemen okulların, sınıfların içindekilerine bakıyoruz. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Şuna bakalım arkadaşlar. Belki gözümüzden kaçmıştır. Buradakine bakalım. Buradaki de çok iyi gözükmüyor. Hah, yok, tamam. Ay, nerede bu? Çok heyecanlı. Şu sınıfın içindekine bakmamıştık arkadaşlar. Şuna da bakalım. Bu tarafında da yok. Burada da yok. Bakmadığımız şu sınıf mı kaldı? Şuraya bakalım. Hop. Burada da yok. Arkadaşlar acaba kağıda tıklamamız mı gerekiyordu? Ona mı tıklamadık yoksam? Hangi kağıt? Yukarıda. Gizemli yerde. Aa, bu arada burada da arkadaşlar saksı var. Burada abla, da olabilir. Tıklayalım bir oraya. Buradaki saksıda da yok arkadaşlar. Şimdi ben yukarı tekrar çıkacağım. O kağıda bir tıklayacağım. Ondan sonra tekrar geleceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle orada bir şeye tıklamayı unuttuğumuz için kodu bulamadık. Geri geldik çatıya arkadaşlar. Hızlıca buraya giriyoruz. Ve şu kağıdın üstüne tıklanıyor mu? Tıklanmıyor. Hı. Şunu bir 0000 yapalım. 0 0. Ah! Bu da sıfırla. Bunu da bir 0 yapalım. Tamam. Şimdi dostlar oradaki sıfırları değiştirmeyelim. Okulun içine tekrar giriyorum. Şimdi bakmadığımız ne kaldı? Şu ters taraftan başlayacağım. Okulun içinde bir yerlerde bir kod bulmamız gerekiyor. Acaba nerede bu? Her yerde olabilir bu arada arkadaşlar. Dediğim gibi ve server'dan server'a da değişiklik gösteriyor. Şimdi şuralara bir tekrar bakalım. Saksıların arkasında oluyor genellikle arkadaşlar, hatırladığım kadarıyla. Şu müdürün odasına bakacağım. Üst kata bakacağım arkadaşlar. Belki üst kattadır. Abla burada bir şey var. Nerede? Burada abla. Hani neredesin? Abla bu ne? Abla ışıkmış, pardon. Ebru heyecanlandırdın bizi. Burada da yok. Ablayı. Ya bulamıyoruz arkadaşlar. Kodu bulmamız lazım. Acaba bizim mi gözümüzden kaçıyor? Bir iyice bakalım dostlar. Şuraya da bir bakalım. Şunun arkasına da bakalım. Ana, nerede ya? Buralarda olması gerekiyor arkadaşlar. Daha önceden test etmiştik biz bunu. Acaba bir şeyi yanlış mı yaptık? Ya bir şey yanlış yapsaydık orası açılmazdı. Şimdi tuvaletlere bile bakıyorum. Belki buralarda bir şeyler vardır diye. Arkadaşlar 5 haneli bir numara arıyoruz. Tamam, 5 haneli bir numara. 5 haneli bir numara. Şuralarda bile olabilir. Müdürün odası. Müdürün odasına da bakalım. Baktım ama. Yine de bir bakalım. Aa,
bulamıyoruz. Arkadaşlar iyice bir araştıralım ve bulalım onu hemen. Arkadaşlar sonunda kodu bulduk. Bir yerde hata yapmıştık. Nerede hata yaptığımı da hemen göstereyim. Belediye binasında iki tane buton vardı ya, tıklamıştık. Hemen gidiyorum oraya. Freecam'le. Şimdi dostlar bunlardan bir tanesi high voltage, yani yüksek enerjiyi aktif, danger olan, tehlike olanı da kapalı yapacağız, tamam mı? Bunu unutmayın, biz burada hata yapıp ikisini de açık bıraktığımız için olmamıştı. Onu düzelttim ve buradaki koda bakıyoruz. Şimdi burada saksının dibinde bir kod var ama freecam'le göstereceğim daha iyi görmemiz için. Heh. Arkadaşlar 314-65, tamam mı? Gördünüz hepiniz, hızlıca çatıya gidelim. Ay, bombastik şey geliyor. Hazır mısınız? Çok heyecan bastı. Çok heyecan bastı. Abla hazırım. Hadi hadi, hepinizi bekleyeceğim. Abla. Gelin gelin, bekliyorum bekliyorum. Şimdi. Abla like atmıyor o zaman. Arkadaşlar biz bunu girene kadar siz de lütfen like atmayı unutmayın. 314, gerisi neydi? 65. Süpersiniz. Ben hatırlayamadım da gidip bakayım diyecektim. 65. Ay, butona kim basmak ister? Meryem bassın. Tamam. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, her yer kuantumla doldu ve tamamen bir enerji açığa çıktı arkadaşlar. Burada bir şey oluşturduk. Arkadaşlar şimdi aynen oraya gitmek istiyorum hızlıca. Eski evde bir şey oldu mu? En merak ettiğim şey o. Oraya en hızlı nereden gidebilirim? Elimizdeki ışıltı gitti ama. Aa evet arkadaşlar, elimizdeki ışıltı gitti. Ama yine de gidip bakacağım. Belki bu okulun üstündeki kuantum havuzuyla ilgisi vardır diye düşünüyorum. Hemen bir gidip bakalım. Ay çok heyecanlı, çok heyecanlı. Bakalım ne değişti ya. İnşallah güzel bir şey olmuştur. Işınlanmayla ilgili bir şeyler olmuş olsun lütfen. Hızlıca çatıya çıkacağım arkadaşlar ve bizi ne bekliyor göreceğiz. Buraya geldik. Buraya çıktık. Buraya tıkladık. Bakıyorum, bakıyorum. Etrafa bakıyorum. Çatıdaki şeylere de bakacağım bu arada arkadaşlar. Çatıdaki yazılar da değişmemiş. Bu kodlar daha önceden gösterdiğimiz gibi duruyor. Işınlanmayla ilgili bir şey de değişmemiş. Ama ben freecam'le bir etrafına iyice bakacağım arkadaşlar. Belki biz göremiyoruzdur diye. Şuradaki beyaz onun çıkıntısıymış. Bu da ağaç. Arkadaşlar evin altı da bu şekilde. Ya asıl şu an Meryem'in o gittiği ışınlanma tahtası var ya. Bütün olay orada arkadaşlar. Burada birisi ışınlanıyor. Ya bu ışınlanma tahtası işte bildiğiniz. Baksanıza arkadaşlar ya. Bir burada duracağım bakalım ne olacak. Peki şu tahtayı tutsam elimde. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar bir ışınlanmam yok mu ya? Abla kuantum vereyim mi? Kuantum var var elimde. Kuantum da var, bu da var, bu şey de var. Kitap da var. Of. Arkadaşlar ya, olmuyor ya, olmuyor. Okulun üstündeki gizemin bir şeyleri etkilemesi gerekiyordu. Çünkü buradan bir sürü kristal topladık. Bir buton, bir şey olması gerekiyor etrafta arkadaşlar. Bakın oraya tıkladığımda enerji kristalleriyle ilgili şey geliyor. Ama içten kuantumla ilgili bir şey var mı? Yok. Sandalyenin üstündeki var ya. Yani onunla ilgili de şey var. Yeşil evde bir aynısından var ama o çok uzun süren bir gizem. Şimdi burada arkadaşlar Madison'dan ajansla ilgili bizlere gelmiş bir not var. Şimdi bunu çok uzak gördüğünüz gibi bir iyice yaklaşıp sizler için çevireceğim. Madison, yani Mr. Brookhaven'ın eşi olan ve aynı zamanda Madison Gölü'nün isim haklarına sahip olan kişiyle ilgili notu okuyorum. Madison diyor ki, ayrıldığım için özür dilerim ama teşkilat, yani bu ajanstan bahsediyor. Ajansın kristalin tüm gücünden yararlanmasını engellemek için gerekliydi. Şimdi denemek zorunda kalacaklar. Bu yüzden Red Driver yürürlüğe girdi. Her ne pahasına olursa olsun ajanstan kaçın diyor. Şimdi buradaki Red Driver dediği şey ne hiç bilmiyoruz. O da büyük bir gizem arkadaşlar ve henüz Rockham'a gelmiş bir gizem değil. Onunla ilgili pek bir fikrimiz yok. Zaten araçlarda ya da evlerde de Red Driver'la ilgili bir şey, hiçbir şey göremedik. Maalesef istediğimiz gizemi tam olarak çözemedik. Büyük ihtimalle biz bir şeyleri eksik yaptık dostlar.
eğer eksik yaptığımız şeyi fark ettiyseniz, abla şunu yanlış yaptın, şöyle yapalım abla diye lütfen yorumlara ve chat'e yazmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızın hepsini okuyacağım ve tek tek değerlendirip deneyeceğim. Doğru olanları da arkadaşlar göstereceğim ve kimin önerdiğini de tabii ki söyleyeceğim. Söyleyen kişiyi de. Evet dostlar, başladığımız yere geri dönelim o zaman. Buyurun buyurun buyurun. Şöyle dansımızı da alalım. Arkadaşlar bugün Roblox Brokehaven'da kuantum dolu eski Mr. Brokehaven'ın gizemlerini çözmeye çalıştık. Bir sürü gizem bulduk arkadaşlar. Toplamda 7 tane enerji kristalini aktifleştirdik ve su havuzunda, yani kuantum havuzunda da farklı bir yere ışınlanmayı keşfettik. Bunun dışında da arkadaşlar okulun üstündeki kuantum dolu alanı keşfettik ve oranın gizemini de çözdük. Mr. Brokehaven'a ait 2 tane not bulduk ve Madison'a ait, yani Mr. Brokehaven'ın eşi Madison'a ait bir notu okuduk. Bugün yaptıklarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler için bunları test ettik. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bir like'ınızı alırız artık yani. Onu da çok görmeyin. Kendinize iyi bakın ve şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.